Özel Ümit Tıp Merkezi'nden canlı yayında karşınızdayız. Bugünkü doktor konuğum fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Sibel Varol. Hocam hoş geldiniz. Daha doğrusu ben hoş geldim herhalde. Evet, hoş geldiniz. Şimdi bugün tıp merkezinden yapıyoruz canlı yayını. Çünkü doktorumuz burada hizmet veriyor. Hocam önce sizi soralım. Bu salgın zamanlarında nasılsınız? Siz iyi misiniz? Vallahi herkes gibi iyi olmaya çalışıyoruz diyeyim. Bütün hani ülkeyi etkileyen, bütün insanlığı etkileyen bir durum sonuçta. İyi olmaya çalışıyoruz. Ya siz? Yani bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ki doktorlar da, gazeteciler de bu dönemde sahada olup çalışmak zorunda kalan meslek gruplarından. Diğer meslek grupları da var. Tabii ki işte polisler, markette çalışanlar, işçiler. Herkes için bugünlerde kolaylık diliyoruz. İnşallah daha fazla insanımızı kaybetmeden bu süreci de aşarız diye düşünüyorum. Şimdi hocam tabii kış aylarındayız. Bu birinci faktör. İkincisi salgın dönemindeyiz ve uzun bir süredir evimizdeyiz aslında. Evimizdeyiz ve hareketsiziz belki de evde bilmiyorum. Hani aslında hani ev hanımları çok evde hareketsiz kalamıyor ama şimdi hareketsiz olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu hareketsizlik hocam kas eklem ağrılarını artıran bir faktör mü? Tabii ki etkileyen bir faktör. Şimdi evdeki olan grubun büyük bir kısmı da 65 yaşın üstünde. Zaten 65 yaşın üstündeki kişilerde belli kas eklem rahatsızlıkları var. Zaten onların bir takım problemleri var. Hani onlar bize gelen hasta grubunun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyorlar. Bu grup bir de evde olunca normal alıştığından daha az hareketli bir yaşam sürmeye başlayınca kasların da zayıflamasıyla birlikte ağrılar fazlalaşıyor. İşte ne kadar onlara evin içinde hareketli olun desek de sanırım eve girince biraz hepimize de aslında sadece onlar için konuşmamak gerek. Ben bile evde daha az hareketsiz olduğumun farkındayım. Doğru. O nedenle hani mümkün olduğunca biraz daha fazla hareket etmeye gayret etmelerini öneriyoruz. Tabii ki herkesin kendine göre sağlığı ile ilgili ya da kişisel yaşamı ile ilgili bir takım kısıtlamalar var. İlla herkes işte çok yoğun bir şekilde egzersiz yapsın, işte televizyonlarda ya da hani internette çeşitli programlar var, onların tümünü yapsın demiyoruz. Herkes kendi sınırları içerisinde, kendi sağlığını riske atmadan ama biraz da daha fazla hareketli olmaya çalışarak, ne bileyim oturduğu yerde, televizyonun karşısında bile bir takım egzersizler yapabilir. Özellikle hani germe egzersizi dediğimiz, işte yukarıdan başlayarak işte baş, boyun hareketleri, işte omuzlar, kollar, eller, bacaklarla ilgili hareketler tabii ki oturduğunuz yerde bile yapılabilir. Evet hocam, şimdi tabii ki izleyiciler için biz böyle evde yapabilecek basit hareketlere muhakkak değineceğiz. Hatta hocam eğer şey yaparsa, izlenirse belki bu hareketlerden birkaçını gösterebiliriz. Ama onun öncesinde şunu da biraz konuşmak istiyorum ben hocam. Biraz fizik tedavi bölümü biraz sanki gelen hastaların çok fazla hani hangi bölüm, hangi sorunlarla geleceğini bilmediği bir bölüm olarak sanki benim kafamda biraz öyle. Biraz sanki ortopediyle de karıştırılıyor. Şimdi hangi hastalar fizik tedaviye gelir? Fizik tedavi hangi hastalıklara bakar? Şimdi ben öncelikle eğer izin verirsen hani fizik tedavi nedir onu da söylemek istiyorum. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü hastaların kafasına gerçekten de bir soru işareti oluyor. Hani ne yapıyorlar? Acaba işte benim kemiğime, eklemime ya da omuriliğime bir zarar veriyorlar mı diye düşünüyorum. Bir kere fizik tedavi tamamen dışarıdan, vücudun dışından uygulanan bir tedavi. İşte çeşitli elektrik akımları, sıcak ya da soğuk, mekanik bir takım cihazlarla vücudun dışına uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Amacımız bütün hekim arkadaşlarımızla da olduğu gibi ağrıyı gidermek. Ama bunun yanı sıra kişinin vücudundaki bozuk olan fonksiyonları düzeltebiliyorsak, eklemlerle, kaslarla ilgili düzeltebilmek, kişinin başkalarına olan bağımlılığını azaltmak, hayatını hani yapabildiğimiz kadar bağımsız kendi kendine sürdürmesini sağlamak. Hani fizik tedavi ve rehabilitasyon dediğimiz kısım özellikle bunu giriyor. Biz evet ortopediyle gerçekten de hastalar bilemiyorlar işte hangi durumda ortopediye gidelim, hangi durumda fizik tedaviye gidelim diye. Biz işte kırıklara, çıkıklara ya da kazalardan sonra eklemlerde meydana gelen işte kırılmalara, bozukluklara karışmıyoruz. Onlar ortopedinin alanına giriyor. Travma diyoruz buna genel olarak. Ya da işte bir bel fıtığı ama işte ayağında düşük ayak gelişmiş, çok ciddi bir hasar gelişmiş. Bunlara o zaman beyin cerrahiye ya da öncekileri ortopediye yönlendiriyoruz. Ama kırık kaynadıktan sonra ya da işte hasta ameliyatını oldu, ameliyattan sonraki dönemde normal hayatına dönebilmesi için mutlaka fizik tedaviye gelmesi gerekiyor.
Bunun dışında omurgadaki işte başımızdan, boynumuzdan başlayarak bütün eklemlerin işte omuzlar, dizler, dirsekler, bel kalçanın ağrılarında, ağrılı durumlarında. Ne bileyim işte boyun fıtığı, bel fıtığı, işte tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu. Daha önce onunla ilgili konuşmuştuk evet, değil mi? Evet, sizinle onunla ilgili program yapmıştık. Bunlar da romatizmal hastalıklarda, fibromiyaljide, osteoporoz, hani halk arasında kemik kelimesi olarak biliniyor. Bunlar da lenfödem tedavisinde aslında çok geniş alanımız. Geniş, tabii ki geniş. Ya da bir takım nörolojik hastalıkların, yani hastalık nörolojik, mesela MS hastalığı ya da Parkinson. Ama kişinin ekleminde, işte ne bileyim yürümesinde, oturmasında, kalkmasında bir takım bozulmalara yol açtığı zaman biz devreye giriyoruz. Yani normal nöroloji tedavisi devam ediyor ama biz bu hastaların normal günlük hayatlarına dönebilmeleri için işte kas gücünü arttırma, dengesini düzeltme, yürüyüşünü düzeltme gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şey de var değil mi hocam, mesela aslında fizik tedavi ve rehabilitasyon deyince böyle rehabilitasyon süreci, hani o büyük hastalıklardan sonra işte dediğiniz mesela işte ameliyatlardan, kırık ya da çıkıklardan sonra, işte ameliyatlardan sonra rehabilitasyon sürecini siz devam ettiriyorsunuz. Biz devam ettiriyoruz. Mesela felçte inmeden sonra da değil mi? Mesela tabii. O inmeden sonra tekrar kişinin günlük yaşamına dönmesi için yine siz tabii. devreye giriyorsunuz yani herhalde. Yani şöyle oluyor. Hastalar diyelim ki işte düştü. Hani bu sene çok kış belki olmadı ama diyelim ki düştü. Çok el bilek kırığı çok fazla görülür. İşte kaynama tamamlandı. Kayneması oldu. Alçısı çıktı. Zannediyor ki hastalar ondan sonra tamam İyileşti. Ben elimi kolumu bitti. Tamamen çok normal kullanabileceğim ama öyle olmuyor. Yani ameliyat ne kadar başarılı olursa olsun, kaynaması ne kadar tamamlanırsa tamamlansın, uzun süre alçının içerisinde hareketsiz kalmaya bağlı olarak eklemde hareket kısıtlılığı gelişiyor. Var, İşte biz orada devreye giriyoruz. O kısıtlılığı ortadan kaldırmak için işte onu hem fizik tedavi yöntemleri, o bahsettiğim işte sıcak, soğuk, elektrik akımı vesaire kullanıyoruz. Hem de rehabilitasyon dediğimiz kişinin işte o kırık olan eklem, işte koluysa, bacağıysa, diziyse, bunun normal hareketini kazandırmak için uğraşıyoruz. Rehabilitasyon kısmı o. Yani bir tür onarım gibi bir süreç. Yine işte felçli hastalarda ilk tedavisi bittikten sonra, yani işte beyne diyelim ki pıhtı attı ya da beyin kanaması geçirdi, bununla ilgili tedavisi bittikten sonra hasta evine gönderildiği dönemde rehabilitasyon devreye giriyor. Çünkü bu tip beyinle ilgili bu tip olaylardan sonra hastada işte kısmi felç olabiliyor. İşte bir taraf kol, bacak etkilenebiliyor. Ve bunu tekrar kullanabilmesini sağlamak için mutlaka dışarıdan bir yardım gerekiyor. Bu yardımı da biz yapıyoruz. Hocam belki bu anlamda diğer birimlerdeki doktorların da fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili hastayı aslında doğru bilgilendirmesi hayati önem taşıyor. Tabii. Çünkü tabii. diyelim ki bir ortopedi doktoru bir ameliyattan sonra hastayı belli bir süre sonra fizik tedaviye yönlendirmezse, hasta hiç belki iyileşecekken belli kısıtlılıklarla hayatına devam etmek zorunda kalabilir. Bu anlamda aslında tabii. Birlikte hareket ediyorsunuz. Tabii tabii. Hani ben bu konuda şanslıyım. Gerçekten de Ümit Hastanesi'ndeki ortopedist arkadaşlar da, beyin cerrahı arkadaşlar da ya da plastik cerrahı arkadaşımız da bu konuda hastaları yönlendiriyorlar. Eskiden çünkü öyle bir yanlış yoktu, vardı değil mi hocam? Yok, evet evet evet, çok fazla hatırlıyorum bilmiyordu ben. Ama biz burada daha çok ekip halinde çalışıyoruz. Çünkü bir hastayı rehabilitasyona alacağımız zaman bir kırıktan sonra benim onu ameliyat eden hekimden gerekli bilgiyi almam gerekiyor. Doğru. Çünkü hani ben nereye kadar o eklemi açmak için hani uğraşacağım, ne kadar eklemi açmaya zorlayacağım ya da hangi dönemde ben bu hastayla ilgili daha fazla zorlayıcı şeyler, egzersizler yaptırabilirim. O konuda benim ortopediyle mutlaka hani yakın ilişki içinde olmam gerekiyor. Bize özellikle hani protez, mesela diz protezi hastaları çok geliyor. Ameliyattan sonra işte 3 hafta sonra kadar yaklaşık hani ortopedi doktoru diyor ki bize, evet bu hasta artık fizik tedaviye gidebilir. O zaman işte biz devreye gidiyoruz. Hem fizik tedavi ajanlarıyla hem egzersiz şeklinde tedavimizi yapıyoruz. Evet hocam, şimdi tabii ki özel bir dönemdeyiz. Salgın nedeniyle herkes evinde. Şimdi belli hastalıkları da hani tolere edebildiğimiz kadar tolere edip çok fazla doktora gitmeme yönünde davranışlarımız. Ben şeyi merak ediyorum. Diyelim ki eklem ve kas ağrılarımız var. Hani bir şekilde bunu böyle evde idare edebiliyoruz. İşte belki kas gevşetici kullanıyoruz. Belki dinleniyoruz ya da işte sizin tavsiyelerinize uyup geçirmeye çalışıyoruz ama bu ne kadar devam ederse, mesela atıyorum 3 gün boyunca mı geçmezse, 1 hafta boyunca mı geçmezse, artık bizim
hani bir şekilde bir fizik tedavi doktoruna görünmemiz şart olur. Yani şu an için mi? Evet, evet şu an, şu an için konuşuyoruz. Hangi durumlarda, hangi acil durumlarda biz size gelmeliyiz? Bir kere hani ilaca yanıt vermeyen ağrı ciddi bir göstergedir. Ya da eklemde şişlik, kızarıklık varsa o zaman zaten hani çok fazla beklememek gerekir. Hani romatizmal bir takım şeylerde de mutlaka fizik tedavinin faydası olabilir. Diyelim ki eklemde şişlik var, kızarıklık var, ateş var. Bunu mesela hemen görmek gerekir. Ama hani siz diyelim ki biliyorsunuz zaten rahatsızlığınızı, daha önceden gelmişsiniz, muayene olmuşsunuz, ilaçlarınızı kullanarak idare edebiliyorsanız sorun yok. Ama daha önceye ait mesela hiçbir şeyiniz yok, tanınız yok, çok şiddetli bel ağrınız var, işte bacağınıza vuruyor, ayağınızda uyuşmanız var, o zaman mutlaka görelim. Ya da aynı şekilde boyunla ilgili. Yani daha önceden hiç ağrınız yoktu, işte parasetamol cinsi ilaçları aldık, hiç rahatlamadık. İşte ağrı şiddetli sırtınıza iniyor, kolunuza iniyor, elinize yayılıyor. O zaman mutlaka gelin, mutlaka evet. görelim. Anladım hocam. Şimdi biraz da bu fizik tedavi yöntemleri siz az çok aslında söylediniz. Yani sıcak, soğuk ve elektroterapi mi dediniz? Elektroterapi diyoruz. Elektroterapi, tamam. Bunları biraz bir açabilir miyiz hocam? Tabii. Mesela nasıl uygulamalar Tabii. bunlar? Şimdi sıcak zaten fizik tedavi deyince ilk akla gelen şey herhalde. Herkes hemen böyle bir sıcak düşünüyor ama burada uyguladığımız sıcak tabii bölgesel bir sıcak. Hani böyle bir hamamdaki kaplıcadaki gibi böyle çok bütün bir vücut gidip olarak rahatlamıyor muyuz? Öyle değil, öyle değil. Bizim sıcağı işte yüzeyel ve derin olarak uygulayabiliyoruz. İşte sıcak havlularımız var ya da infraruj aletimiz var. Onun dışında işte ultrason, kısa dalga dediğimiz cihazlarımız var. Sıcaktaki amaç sıcakla kan dolaşımını artırmak istiyoruz. Kan dolaşımı artıyor, damarlarda genişleme oluyor. Vücuda hasarlı bölgeye oksijen daha fazla taşınmaya başlıyor. Ve aynı zamanda oradaki toksik maddeler vücuttan uzaklaştırılıyor. Bu şekilde ağrıyı gideriyor. Aynı zamanda oradaki dokunun rejenerasyonu, onarımını sağlıyoruz. Kasları genişletiyoruz. Onun için sıcağı kullanmayı seviyoruz biz. Ama aynı zamanda akut bir zedelenme olduğu zaman ya da cerrahisini yeni geçirmiş hastalarda da soğuk uyguluyoruz. Ben mesela hastalara sizin tedavinizi soğukla yapacağım dediğim zaman ama olmaz diyor, biz hoş olmuyor, fizik tedavi sıcakla olur diyor. Ama diyorum siz yeni cerrahi geçirdiniz. Orada bizim bir inflamasyon dediğimiz olayı arttırma şansımız. Onun için başlangıçta buzla tedavi İltihap yapacağız diyoruz. Gibi İltihap şey gibi, iltihap gibi diyelim. Bazı hastalarda da hem sıcak hem soğuk uyguluyoruz. Mesela egzersizden önce sıcak uyguluyoruz, egzersiz yaptırıyoruz, sonra soğuk uyguluyoruz. O tip şeylerimiz olabiliyor. Soğukta ödemi gideriyor. Soğuğun kendisi de sinir iletimini durduğu için ağrı kesici olarak kullanılabiliyor. Şeyde mesela sporda spor yaralanmalarından hemen sonra böyle falan bir buz kullanıyor. Evet. Onun dışında değişik elektrik akımları kullanıyoruz. Bunların bir kısmı mesela tens cihazı bilinir hastalar arasında. Herkesin evinde de vardır çeşitli tensler. Onun ağrı kesici etkisi vardır mesela. Ama başka elektrik akımlarının da kasları uyarıcı, kas kuvvetini artırıcı, kontraksiyonu sağlayıcı etkisi vardır. Yine eklem hareket açıklığını arttırıcı etkisi vardır. Onun için traksiyon cihazı var. İşte halk arasında çekme dediğimiz, işte boyun fıtığında, bel fıtığında kullandığımız masaj var. Hem cihazlarla yapılan masaj hem elle yapılan masaj. O da özellikle işte yaygın romatizmal ağrılarda, kaslardaki spazmı, içerideki tutuklukları çözmek için kullandığımız bir şey. Bir egzersiz kısmı var. Egzersiz kısmı bizim için çok önemli. Doğru. Egzersiz kısmında hastanın aktif katılımını istiyoruz çünkü belli bir dereceye kadar. Hastanın da gayret etmesini istiyoruz. Özellikle işte ortopedik yaralanmalardan sonra eklemde hareket kısıtlılığı oluşabiliyor. Doğru. Bunda biraz işte biz hastaya biraz da zorlayıcı egzersizler yaptırabiliyoruz eklem hareketini açalım diye. Ama işte bir felçli hasta ya da işte MS hastası diyelim ki onun da kasında belli bir güçsüzlük var, yürümeyle ilgili sıkıntısı var. Onlarda daha ağırlıklı olarak egzersiz yani rehabilitasyon olarak devam ediyoruz. Şunu merak ettim ben şimdi siz söylerken hocam genelde mesela fizik tedavi belli dönemlerde oluyor. Mesela bir aylık bir süreçte geliyorsunuz ya da üç aylık bir süreçte geliyorsunuz. Ama sonrasında bırakıyorsunuz mesela orada hareketleri yapıyorsunuz işte uyum sağlıyorsunuz ama biraz da aslında fizik tedavinin şey boyutu da var değil mi? Mesela hastaya bakan bir tarafı da var çünkü evde devam ettirmediğiniz zaman fizik tedavi aslında yarım kalmış oluyor belki de değil mi?
Tabii. Biz hastalara zaten hep diyoruz, biz sizi belli bir seviyeye getirdik. Bundan sonra siz devam edeceksiniz. Yani diyelim işte protez hastası ya da işte kolu kırılmıştı. Biz bununla ilgili 30 gün diyelim ki tedavisini yaptık. Her gün birer saatlik bir tedavi uyguladık. Bu 30 gün SGK'nın belirlediği süreler. Doğru. Bundan sonra diyoruz ki biz sizin ekleminiz hani belli bir açıklığa getirdik. Isındı artık vücut. Siz bunun üzerine devam etmeniz gerekiyor. Ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Bir değiştirebileceğimiz şeyler var, bir değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Şimdi vücudumuzda belli bir takım hani bozulmalar oldu. Bunları tamamen normale döndürme şansımız yok çoğu zaman. Hani belli bir yaşın üstündekilerde, gençlerde olabilir ama tamam bu var. Bu negatif bir faktör ama bizim de kendi silahlarımız var. Nedir? İşte fizik tedavi artı egzersiz. Egzersiz kasları kuvvetlendirmek, kan dolaşımını hızlandırmak hem kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Hem de ekleme binen yükü alarak ağrıların azalmasını sağlıyor. Ama egzersiz konfor, biraz da hayat konforunu yükseltiyor. Çok yükseltiyor. Yani fizik tedavi zaten biraz konfora yönelik bir branş. Hani bir cerrahi branş gibi hemen böyle bir şeyleri pat diye düzeltemiyoruz. Biz biraz yavaş yavaş ama hastanın genel yaşam kalitesini, konforunu arttırmaya yönelik bir şey yapıyoruz. Egzersiz de etkisini çok yavaş gösterir. Çok da nankör bir şeydir. Hani yaptığınız sürece faydası vardır. Yapmazsanız o kazanımlar yavaş yavaş geriye gitmeye başlar. Biraz herhalde çocukluk çağından itibaren buna başlamak gerekiyor herhalde. Aktif bir egzersiz. Evet. Bir de herkes kendi sınırları ölçüsünde hani egzersiz yapabilir. Doğru. Hani 70-80 yaşındaki işte bir teyze şimdi egzersiz yapmamışken hani bir anda ondan onu bekleyemeyiz ama fitness'a falan başlamasın. Olmaz. Başlamasın ama hani yavaş yavaş yürüyüş yapmak, yavaş yavaş eklemlerini çalıştırmak tarzında şeyler yapabilir. Evet, sanırım en güzeli yine dediğiniz gibi yürüyüş. Yürüyüş açık havada güzel bir yürüyüş. Şey. Hani belki bugünlerde açık havada çok yürüme imkanı bulamazsak yok, da yürüyüş. Yok ama yürüyüş güzel. Hani ilk başlarda başlanabilecek, egzersize başlanacak hani yürüyüş. Şimdi yüzme diyeceğim kaç kişi yüzmeye gidebilir açıkçası. Hani yürüyüş şu an hiç gidemeyiz zaten. Biraz daha kolay yapılacak bir şey. Evet hocam, hastalarda bir çekince oluyor mu mesela fizik tedaviye başlarken? Hani dediniz ya mesela elektronik bir şeyler oluyor orada. Yani sıcak oluyor, soğuk oluyor. Evet, bunun yan etkileri gerçekten var mıdır? Fizik tedavini. Yani şöyle, hiçbir şey için herhalde etkisiz hiçbir tedavi yoktur açıkçası öyle söyleyeyim ama hani bizim çok minimum nedir o? Şimdi biz hastalara hep sorarız, işte başka bir hastalığınız var mı? Kullandığınız ilacınız var mı? İlaçlarınızı düzgün kullanın. Hani ne olur mesela tansiyon hastası eğer ilacını düzenli kullanmazsa biz fizik tedavide özellikle diyelim ki boyun bölgesine tedavi yaparken tansiyonda yükselme olabilir. Ya da çarpıntı gibi bir şey olabilir. Ama biz eğer bu hastaları bilirsek zaten onların sıcağını uygularken daha dikkatli oluyoruz. Öncesinde sonrasında tansiyonunu ölçerek takip ediyoruz. Evet. Ya da bazı riskli bulduğumuz hastalarda öncesinde mutlaka ben diyorum ki mutlaka kardiyoloji doktorunuza bir gidin. Ondan onay alın. Biz fizik tedavi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Bazı durumlarda çünkü istemeyebiliyorlar. Mesela kalp pili olabilir. O pili olan kişide mesela eğer biz biliyorsak kalp pili olduğunu kesinlikle elektroterapi kullanmayız. Onu etkilememek için. Başka yöntemlerle tedavi etmeye çalışırız. Peki hiç mesela fizik tedavi uygulanmayan hasta var mı? Mesela şu hastalıklar mesela dediniz ki kalp pili olanlarda. Kalp pili olanlarda elektroterapi kullanamayız. Ama hani egzersiz yaptırdığımız hastalarımız oldu. Mesela çok ağrılıydı. Sadece sıcak uygulayarak ve egzersizle gittik onun tedavisinde mesela. Ne olabilir? Mesela iltihaplı bölgeye fizik tedavi yapmayız. Tamam. Belirgin dolaşım bozukluğu varsa fizik tedavi yapmayız yine. Onun dışında romatizmal hastalıkların alevlenme dönemleri, yani o iklimde kızarıklık, şişlik falan vesaire dedik ya, varsa o dönemde yapmayız. Tümör varsa gene o bölgeye yapmayız. İşte kontrolsüz bir kalp hastasıysa yapmayız. Mesela hasta kalp hastası da burada hani bana muayeneye geldiğinde zaten böyle nefes nefesedir diyelim ki dudağım morarıyor. Onun mesela ben kesinlikle istese de almam onu tedaviye. Onun gibi yani kontrolsüz hastalarda kesinlikle yapmayız. Anladım hocam. Siz de mesela en çok hangi hastalıklarla muhatap oluyorsunuz? Mesela fibromiyalji dediniz. O nedir? Fibromiyalji halk arasında yumuşak doku romatizması olarak biliniyor. Yaygın ağrılarla seyreden bir hastalık ama sadece ağrı değil, bunun yanı sıra işte bir nasıl diyeyim, uykuyu tam alamama, işte yorgunluk, tam odaklanamama, sabah tutukluğu gibi şikayetler de var. Bu çok sık gördüğümüz bir rahatsızlık fibromiyalji.
Fibromiyaljideki temel sorun, bu hastaların yakınları o kişinin hasta olduğuna çok da inanmıyorlar. Hani tembel anlatıyor. Mi? Yani uykuyu çok seviyor. Tembel. Şey alıyor belki, adı alıyor. Yani işte bütün vücudunda yaygın ağrılar var ama siz baktığınız zaman hani bir iltihap romatizmadaki gibi eklemlerinde şişlik yok. Bir kızarıklık yok. Ama hasta gerçekten o ağrıyı çok yoğun olarak hissediyor. Kronik yorgunluk gibi bir şey mi? Of. Hissettiği. Farklı yok, değil. Bir şey. O farklı, farklı bir şey. Ha, tamam. Ama bunlar beraberinde olabiliyor. Zaten bu kişilerin hani depresyona da yatkınlıkları var. İşte deniyor ki 3 aydan daha fazla süredir bütün vücudunda yaygın ağrıların olması. Hani yaygınla kastettim. Tabii o da depresyona kolda, neden olmasın. Normal yani. İkisi birbirini tetikleyebiliyor. Evet. Her iki omzunda, kollarında, bacaklarında ağrılar olabiliyor. Genelde bunda genetik faktörler de suçlanıyor. Hani ailede varsa neden olabileceği söylenebiliyor. Bu kişilerin ağrıyı daha fazla hissettikleri ortaya çıkarmış. Yani bizim ufak bir dokunmadan biz ağrı hissetmiyoruz ama onların beyinlerindeki ağrıyla ilgili bölüm biraz daha fazla geniş. Yani ağrıyı sanki bir şey var, yükselten bir süreç var onlarda. Daha fazla, daha fazla hissediyorlar. Çok, çok iyi i̇şte biliyorum elinde, ben bunu galiba. Ben de sanki hani, oluyor bazen. Uyuşmalar falan var. Ama muayenede biz bir kuvvet kaybı falan saptamıyoruz. Hatta bu hastalar ben MS miyim, İşte bende miyastani var mı vesaireyle bize geliyorlar bizi. Ağrı eşikleri düşük olabilir mi bu hastaların? Olabilir ama genel olarak ağrıya sebep olan... Takıyorum tekrar şöyle. Ağrıya sebep olan kimyasal maddelerin hani kanlarında daha yüksek oranda olduğu, aslında genetik olarak da bir tabii yatkınlıklarının olduğu gösterilmiş. İşte bu hastalarda bir takım başka romatizmal hastalıkların da daha sık görüldüğü gösterilmiş. Bunda tedavi yine fizik tedavi ile çözülebiliyor mu hocam? Hem ilaç tedavisi, ikisi beraber, tamam. İkisi beraber. Bazen düşük dozda antidepresan da kullanılabiliyor bu hastaların tedavisinde. Anladım hocam. Şeyi biz konuşalım. Ben en başında konuştuğumuz şimdi tekrar başa alayım. Şimdi evdeyiz, hareketsiziz. Böyle basit basit bir takım şeyler, hareketler söyleyebilirsek izleyicilere belki faydası olur. Ben şeyi duymuştum bir radyo programında, siz de biliyorsunuzdur belki, işte evdeki yaşlı kesimi hani 65-70 yaş üzerine şey öneriyorlardı. Mesela dizilerin reklam aralarında mutlaka kalkın yerinizden dolaşın. O da bayağı sürüyor, 15 dakika falan sürüyor. Değil mi? Bayağı ciddi bir hareket olabilir. Odalar arasında gidip gelme şeklinde yapılabilir. Hani belli bir mesafe belirleyip ama mutlaka ayağımıza terlikle falan değil. Bu çok önemli çünkü evde kazalar da çok fazla olabiliyor. Terlikle yapmayacağız hareketleri. Yerdeki hani kaymayan bir halı, kilim gibi vesaire gibi bir şey olması gerekiyor. Yavaşça işte adım atma tarzında olabilir. Ritmik bir şekilde olabilir. İşte televizyonun karşısında böyle, şimdi benim oturduğum gibi oturmayacağız da daha dik oturmaya dikkat edeceğiz. Postür dediğimiz duruşumuza dikkat edeceğiz. Evet. Onun dışında işte boyun, omuz, hani vardır ya şu germe hareketlerimiz, yavaş yavaş o hareketlerimizi düzenli olarak çalışabiliriz. Mesela televizyon izliyoruz ama bir yandan da şöyle hafiften sağ, yavaş yavaş boyun hareketlerimizi yapabiliriz. İşte omuzları arkaya doğru çevirme. Hani işte bütün kolu açma, kapama, parmaklarımızı açma, kapama, bütün eklemleri çalıştırma şeklinde bacaklarımız için de yapılabilir. Yine işte sağlam bir sandalye mi? Sandalyenin arkasında durup İşte sandalyeden tutunarak tek bacağımızı işte açma, kapama, ileriye, arkaya, yukarıya doğru indirme. Dizi çok kuvvetli olanlar, beli sağlam olanlar işte sandalyenin arkasından tutularak işte oturup kalkma hareketleri yapabilirler. Herkes değil ama. Değil. Kas gücüne göre ve bolca su içmeyi öneriyorum. Su da etkiliyor değil mi? Su tüketimi de. Tabii. Yani mesela az su tüketen bir insan daha çok ağrıya mı maruz kalıyor ya da daha mı çok hissediyor? Egzersize başladığımız zaman o metabolitlerin vücuttan atılması için suya ihtiyacımız var. Hani idrarla atılımını sağlamak için bolca su içmemiz gerekiyor. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Ben yine ederim. Son sözünüz varsa, son söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz herkese bir şey. Sağlık. Herkese sağlık. Evet, bu zorlu dönemlerde doktorlar tabii ki görevlerinin başında hizmet vermeye devam ediyor. Tabii ki ülkenin gündemi korona virüsü ama diğer hastalıklar da maalesef hani koronavirüsü var diye beklemiyor. Kaslarımız da ağrıyor, gözümüz de ağrıyor, başımız da ağrıyor. Diğer hastalıklar da devam ediyor. Tabii bu süreçte mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışsak da artık ağrılarımızın dayanılmaz olduğu noktada, dediğiniz gibi mesela iltihaplı ya da işte kızarıklı ya da uyuşma, karıncalanma, daha önce yaşamadığımız çok şiddetli bir ağrı vardır. Bir ağrı varsa tabii. O zaman muhakkak tabii ki doktora ya da fizik tedavi bölümüne gitmemiz gerekli olabilir. Bu anlamda çok güzel ve değerli bilgiler paylaştı. Ufak ufak egzersizler de paylaştı bizimle. Doktorumuz Sibel Varol, Özel Ümit Tıp Merkezi'ndeydik bugün. Canlı yayınımızı buradan gerçekleştirdik. Bizden de herkese sağlıklı günler.